Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü ata yurdumuz Kırgızistan'da sizlerle birlikte kutluyoruz. Ne mutlu bizlere. Cumhuriyetimiz Atatürk'ün önderliği ve milletimizin ortak irade ve azmi temelinde inşa edilmiş, büyük bir vizyonla daima ileriye bakan, heyecan ve özveriyle çalışan bir nesil tarafından bizlere emanet edilmiştir. Bugün ise Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeni bir dirilişin, bir gelişmenin, büyümenin ve reformların hayata geçirmekte olduğu Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçmiş bulunmaktayız. Türkiye, geçtiğimiz 95 yıl içerisinde ortaya çıkardığı potansiyeliyle, gerçekleştirdiği reformlarla, büyüyen ekonomisi, olgunlaşan demokrasisi, akılcı, yapıcı ve çok boyutlu dış politikasıyla dünyada dikkatleri üzerine toplamaktadır. Bu yıl içinde kısa aralıklarla Sayın Cumhurbaşkanlarımızın çok sayıda temas gerçekleştirmiş olmaları ve bu anlamlı günde de Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Jeenbekov'un Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanı'nın açılış törenine iştirak ediyor olması bu gelişmenin en büyük göstergesidir ve bunu bize son derece mutlu kılmaktadır. Мы по праву гордимся теми успехами, которых достигла братская Турция на пути к экономическому процветанию и укреплению своего авторитета на международной арене. Благодаря реализуемым реформам на современном этапе экономика Турции укрепила свои позиции среди самых динамично развивающихся экономик мира. Сегодня Турция является одним из главных внешнеполитических партнеров Кыргызстана, и мы придаем приоритетное значение развитию всестороннего сотрудничества с братской Турцией, а также высоко ценим наши отношения. Турция стала первым государством, с которым независимый Кыргызстан 23 декабря 1991 года установила дипломатические отношения. Наряду с этим Турция первая открыла свое посольство в городе Бишкек. 1-3 сентября текущего года на высоком уровне прошел официальный визит президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и проведено 4-е заседание Высшего стратегического совета между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой, в ходе которого были приняты важнейшие договоренности. Наряду с этим между нашими братскими странами на высшем уровне развиваются культурно-гуманитарные, социальное, а также военно-техническое сотрудничество. Сегодня наши государства близкие по духу братья, верные партнеры, которые искренне стремятся к укреплению и развитию традиционных дружеских связей между братскими народами. Bayrağına fırtınalar dursun yanda.
Bu gece üçlü bayram yaşıyoruz. Hem Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz, hem yeni havalimanımızın açılışını kutluyoruz, hem TRT Avaz'ın bütün Kırgızistan'da karasal yayına başlamasını kutluyoruz. Size de hayırlı uğurlu yayınlar diliyorum. İnşallah her sene bu sene olduğu gibi güzel bir şekilde kutlarız bayramımızı. Hep birlikte Türkler, Kırgızlar, Uygurlar, Ağızkalılar hepimiz buradaydık bu gece. Unuttuğum birileri varsa affola. Hakikaten çok güzel bir gece oldu. Hem yemeğimizi tanıttık, hem folklorumuzu tanıttık, hem müziğimizi tanıttık. Herkes bir aradaydı. Çok güzel bir gece geçirdik. Sizler de katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılını büyük bir sevinçle, heyecanla, mutlulukla ata yurdumuz Kırgızistan'da burada bulunan kardeşlerimizle birlikte ve aynı zamanda Kırgızistan'da bulunan Türk Cumhuriyetleri akraba topluluklarının temsilcileri ve onların burada meskun vatandaşları ve diğer Türkiye dostlarla birlikte kutlamaktan derin bir haz alıyoruz, mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılı kutlu olsun. TRT kurumunu gönülden tebrik ediyorum. Çok istediğimiz, her zaman görmek için çabaladığımız ama ancak bugüne nasip olan TRT'mizin Kırgızistan'da herkese ulaşmasını sağlayan bu gelişmeyi gönülden, içtenlikle, kalbi duygularla tebrik ediyorum. Ve buna emek veren herkesi kutluyorum. Ve inanıyorum ki şimdi karasal yayında TRT kurumumuz, TRT Avaz aracılığıyla yapacağı gerçekten toplumun ihtiyacını karşılayan, beklentilerine cevap verebilen, toplumun eğitimine, gelişmesine, vizyonuna, katkına bulacak programlarla en çok izlenenler arasına mutlaka girecektir. Bununla hiçbir şüphem yok. İnşallah bu yolda biz de topluma hizmet etmeyi şiar edinmiş olan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Medya Manas olarak bu gelişmelere her zaman çok katkıda bulunmak, her zaman iyiliklerin ve başarıların ve topluma hizmetteki her projenin yanında olmaktan çok büyük övüş duyacağız. TRT ile zaten çok yakın işbirliklerimiz var, anlaşmalarımız var. Öğrencilerimizin stajından, öğretim elemanlarının tecrübe kazanımından, TRT'nin Kırgızistan'da yapacağı pek çok faaliyete kadar giden çizgide geçmişte bugüne çok işbirlikleri yaptık. Bunu çok özlüyorduk. Her toplantıda söylüyorduk. Mutlaka TRT'nin Kırgızistan'da karasal yayında rol alması, yer alması, alan açması lazım diyorduk. Bu gerçekleşti. Şimdi inşallah bunun haklı bir proje olduğunu ve çok başarılı olduğunu gösterme zamanıdır. Ürünleri sunma zamanıdır. Toplumun dikkatini çekme zamanıdır. Ve prime time'larda seyredebilmeyi temin etme zamanıdır. Hep beraber bunu sağlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhuriyetimizin 95. yılı. Türkiye'mizde hep kutladık şimdiye kadar. Ama ilk defa bir yurt dışında kutlama nasip oldu. Bu da Kırgızistan'a nasip oldu. Yüreğimiz Türkiye'de atıyor. Çok önemli 3. havalimanının açılış yapılıyor ve orada kutlanıyor. Orada da bulunmak isterdik ama burada bulunmak da ayrı bir heyecan verici hakikaten. Türkiye'nin dostlarıyla, Kırgızistan'daki dostlarıyla beraber bu Cumhuriyet'in 95. yılını kutlamak ayrı bir mutluluk veriyor. Bu vesileyle ben TRT Avaz'ın da yayına başladığı haberini aldım. Sizleri de tebrik ediyorum. TRT Avaz bizim hakikaten dışarıya açılan önemli bir kapımız her bakımdan. Zaman zaman programlara katıldığımız oldu. Ama yerel yayın yapacağını öğrendim. Bu büyük bir başarı. Hem TRT Avaz için, hem Türkiye'miz için ve hem Türkiye'ye gönül veren gönül coğrafyamız için tebrik ediyorum. Sağ olun. 80 milyon Türk insanlarını, 400 milyon dünya boyunca yaşayan Türk insanları hepsini bu bayramla kutluyorum. Yani bu bayram zafer bayramıdır. Bu bayram Cumhuriyet bayramıdır. Bu bayram bundan 95 sene önce ilan olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan olmuş bayramıdır. Bunun için ben çok hoşum. Afganistan Büyükelçisi olarak Türkiye'de yaşayan Türk arkadaşlarıma, Türkiye'de yaşayan Afgan arkadaşlarıma ve Afganistan'da yaşayan Türklerin isminden ve Afganistan'da yaşayan Türklerin adına ben bu bayramı kutluyorum. Bu akşam Türkiye Büyükelçiliği Kırgızistan'da böyle büyük bir nemeni yapmış, programını yapmış bu münasebetiyle. Bu münasebet çok büyük bir münasebettir. Yani en güzel şeklinde baksan bu programı bizim büyükelçimiz
Cengiz Bırat Bey yapmış böyle de. Bunun için çok kendimi, hırsızlığımı onu gösteriyorum. Ben her bir Kırgız vatandaşına bunu söylüyorum ki sen eğer istesen Türkiye'ni tanıyacak olsun, TRT'ye bak. Başka bir şey söylemiyorum bunun için. TRT'ye bakmak gerek. Her bir Kırgız'ın, her bir insan, Türkçe anladığı insan TRT'ne bakması gerek. Bunu söylüyorum. Только что вот узнал от вас, что у нас будет TRT о вас будет здесь показывать. Я очень рад этому, потому что он будет транслироваться на кыргызском языке, да, я так понимаю. Это очень замечательно, это очень хорошо, это будет еще больше сближать наши народы. Поэтому это очень хорошая новость. А то, что касается сегодняшнего праздника, в душе я чувствую, что это такой же праздник для кыргызстанцев, для кыргызов, как и для любого турецкого гражданина. Потому что мы братские народы, и для всего тюркского мира это очень значимая дата, это грандиозный день. И мы должны все отмечать, как бы, хотя бы в душе у себя, не обязательно каждый дома должен что-то проводить, но мы все часть этого тюркского мира, который возглавляет Турция, поэтому мы должны этим гордиться. Öncelikle bu büyük bayramımız kutlu olsun diyorum, çünkü gerçekten Türk tarihinin en önemli günlerinden birisi bu. Yepyeni bir cumhuriyet bugün kuruldu. 95 yıl önce bugün kuruldu. O yüzden çok gururluyuz. İkinci gururumuz da şu. Biz 1000 sene önce bu topraklardan Anadolu'ya göç ettik. Yani ata yurdumuzda kutluyoruz. Onun için de ayrıca çok gururlu ve çok mutluyuz. Yani sevincimiz kelimelerle anlatılmaz. Çok mutluyuz. Bu arada TRT Avaz'ın da karasal yayına geçişinin birinci günüymüş bugün. Bugün başlıyorsunuz. Ayrıca tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.